Bayramdan bayrama berbere gidip erkan beğenmez diye bir beyitleri var eskilerin. Şimdi millet o haline geldi ki efendim, ne Hanya'dan ne Konya'dan haberi yok. Lakin kimseyi de beğenmez oldular. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bizi nefsimizin tercümanlığını yapan talihsizlerden etmesin. Amin. Çoğu nefsinin tercümanı oluyor bu zamanın insanları. İnsanları dediğimizde bilhassa okumuşları nefsinin tercümanı oluyor. Ve çok Müslümanlar da kendi nefislerinin tercümanı oluyor. Herkes kendini bir şey zannediyor, bildiğim hesap ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü Rahimallahu mra'en arife haddehu ve vakafa indehu. Cenab-ı Hak o kimseye rahmet etsin ki o kimse haddini bildi ve haddinde durdu. Haddini geçmedi. Bu benim hududumdur. Benim işim buraya kadardır. Bundan ötesi de yoktur. Yani haddini bilen kimseye Allah rahmet eylesin. Amin. Dedi peygamberin duası bu. Haddini bilmek kadar efendim güzel bir şey yok. Haddini hududunu bilmeyen boyuna kamçı yer. Haddinden geçen, haddini bırakan kimseler o kamçıya müstahak olur. Ve bu zamanda haddini bilen kimseler pek az kalmış. Evet. Haddini bilenler az kaldığında haddini bilmeyenler çoğalmış. İslam dünyasındaki kargaşalık ondan ileri geliyor. Müslümanlar hangi seviyede olurlarsa olsunlar, onların içerisinde haddini bilen kimseler çok azalmış. Bilhassa Müslümanlar dünyaya aldanmışlar. Dünyaya mağrur olmuşlar. Ve dünyanın verdiği gurur ile hadlerini bilmez olmuşlar. Dünya gururuyla hadlerini bilmez olmuşlar, hadlerini geçiyorlar. Dünyanın işi başkadır. Ahiretin işi başkadır. Onun için bu zamanda bizim yapabileceğimiz ve tahakkuku için uğraştığımız mesele bilhassa tarikat yolu ki bel tarikatu kulluha adabun diye buyurulmuş.
tarikat bütün edepler cümlesidir. Bütün bir edepler yoludur, tarikat yolu. Aslında tarikat baştan başa edeptir. İslam'ın edeplerini talim eder. Bu uydurma tabir ile Müslümanları eğitir. Çünkü eğitilmeye muhtaçtır Müslüman olan kimse. Yani talime muhtaçtır. Bildiğini tatbik etmeye mükelleftir. Bilmek başka, efendim, bildiğine amil olmak başkadır. Tarikat müminlere nasıl hareket edeceklerini, şeriat dahilinde nasıl hareket edeceklerini bildirir. Ki o da yani haddimiz nereye kadardır? Haddimizi ve hududumuzu bildirir. Tarikat bütün edeplerden ibarettir. Tarikata girmeyen kimse İslam şeriatını tatbik edemez. Çünkü İslam şeriatı bir kimseye bağlanmayı emreder. Bir kimseyi takip etmeyi, yani onun izinden yol izleyip gitmeyi emreder. Bu şeriattır. Kimi takip etmeyi? Ey kimseleri! Takip etmeyi emreder. Onların arkasından gidiniz. Emir bu. Ey kimselerin arkasından gidiniz. Edepli olan kimselerin arkasından gidiniz. Yani onların yolunda yürüyünüz siz de. Başka bir şey var mı İslam'da? Kötülerin arkasından gidiniz diyor mu? Ey kimdir? Haddini bilendir. Haddini bilmeyen kimse ey değildir. Haddini dediğimiz vakitte haddini ve hududunu ilk olarak Allah'ı tanımayan kimse haddini bilmeyen kimsedir. Allah'ın emrini çiğneyen bir kişi onu elbette ki o haddini bilen kimse değildir. Haddini bilen adam Allah'ın emrini nasıl çiğner? Sana Kur'an-ı Kerim'i haşa yere koy desem yere koymaya sakınırsın. Ayağımın bastığı yerdir diyerekten. Ve edep göbekten aşağı durdurtmamaktır. Eski bizim edebimiz Kur'an-ı Kerim'i göbek hizasında tutmaktadır. Ondan aşağı indirme. Ayağın olduğu yere Kur'an-ı Kerim konmaz. Terkül edeptir. Peki ayağın altına koy desem nasıl? Aşağı. Cesaret edecek adam var mı? Bir mümin cesaret etmez. Kafir olmak lazım. Peki
O Kur'an-ı Kerim'i böyle sayıyoruz biz. Emri, Allah'ın emrini ayağımızın altına nasıl alırız? Allah'ın emrini ayağının altına almak, Kur'an'ı ayağının altına almak demektir. Ne için yaparız? Haddini bilmeyen adam, Allah'ın emrini çiğneyen adamdır. İyi insan değildir o. Onun arkasından gidilmez. Giderse felakettir. Gidenlere felakettir. Ve biz onun için tarihimizi bilmeliyiz dedik. Tarihimizi bilmeliyiz. Tarihimiz bize gösteriyor. Biz eğilerin arkasından gittiğimiz vakıttaki günlerimizle kötülerin arkasına düştüğümüzde neler çektiğimizi tarih gösteriyor. Bizim söylememize lüzum yok. Aç oku. Haddini bilenlerin yolundan gidersek biz de haddimizi biliriz. Ve ilahi rahmet bize de yetişir. Haddini bilmediği vakitte o zaman rahmet çekilir ve zahmet iner üzerine o kimselerin. Ve bu zamanda maalesef dediğimiz gibi iyi insanların arkasından gidenler azalmış, kötülerin arkasından gidenler çoğalmış. Onun için enen belalar artmış, sıkıntı artmış, rahatlık kalkmış, bereket kalkmış, hayır kapıları kapanmış, açılmaz olmuş, şer kapıları ardına kadar açılmış. Herkes şerrin içine batmış. Gidiyor. Haddini bilmek meselesinden söylüyoruz da bilhassa Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere karşı ve İslam'a karşı herkes haddini bilmek lazımdır. Müslümanlık nedir ve ne değildir? Ve Allah'ın kitabına karşı müminlerin tavrı nasıl olacaktır? Peygamber hadislerine karşı, aleyhissalatu vesselamın hadisi şeriflerine karşı tavrımız nasıl olacaktır? Bunu öğrenmek ve tatbik etmek lüzum eder. Bir defa mümin talip olacaktır. Yani öğrenmeye talip. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften önce İslam'ın kendisine emretmiş olduğu ve mükellef tuttuğu meseleyi bilecektir. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı. Hadis-i şerifler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli kelamıdır, sözleridir. Allah kelamını ve peygamber kelamını fehmetmek,
anlamak ucuz bir şey değildir. Kolay bir şey değildir. Eski alimler ki onlar efendim muhlis amil kimseler idi. Onlar Cenab-ı Hakk'ın kelamını yanlış nakletmeyelim diyerekten Kur'an-ı Kerim okurken onun manasına girişmekten titrerler ve o derecede Allah'ın hışmına uğramaktan korkar ve Cenab-ı Hak'tan haya ederlerdi. Peygamber sözünü de aleyhissalatu vesselamın sözlerini de sahabe-i kiram ve yine büyük evliyaların söylediği mana üzerine anlayıp anlatırlardı. Katiyen abdestsiz ne ayet okurlar ne hadis-i şerif okurlardı. Kur'an-ı Kerim okumak için Abdülhalik el-Gucdevani Hazretleri Kur'an-ı Kerim'e tazim ederek hususi bir efendim makam bina etti. O zamana göre çok bir paraya bir bina yaptı. O binanın içerisine bir rahle koyup üzerine Kur'an-ı Kerim'i vaaz eyledi, koydu. Her ne zaman Kur'an-ı Kerim okuyacaksa gusül abdesti alıyor idi. Boy abdesti de alıp en yeni, en temiz elbiseler giyip ve güzel kokular kokulanıp ayağının ucuna basaraktan o haneden içeriye girerdi. Yüksek yerde Kur'an-ı Kerim böyle sultan huzuruna giriyor gibi edeple girer. Ayakta durur. Ayakta tilavete hazır olurdu Kur'an-ı Kerim'i. Allah kelamı. Ne kadar saygı gösterirsen o derecede sen de Allah'ın huzurunda saygılı olursun. Amin. Öyledir. Allah kelamı bu. Yakışır. Yakışmaz değil. Daha fazlasını yapabilecek bir kimse varsa o da yakışır Allah kelamına. Ben bir kiliseye, bir manastıra girmiş idim. Oranın keşişi bizi davet etmişti manastıra. Çoktanki mesele bu. 40 sene evvelki. Ve o manastırı dolaştırırken kendi İncil'lerini çıkarttı. O İncil'lerin bu bütün kapakları yakut, zümrüt, zebercet, efendim, onun emsali kıymetli taşlarla böyle mükemmel koca alamet bir şey.
dört nüsha. Dört nüsha çıkarttı. Hep böyle mücevherlerle murassa olarak da. O zaman ben kendi kendime levm ettim ki, kendi kendimi kınadım. Bunlar Müslüman değiller, Hristiyan milleti. Kendi mukaddes kitaplarını bu derecede hürmetli tutuyor. Halbuki onlar karmakarış etti kitaplarını zaten. Öyleyken böyle muhafaza ediyor kilisede mukaddes kitaplarını. Bizim efendim Kur'an'ımıza bu derecede itibar etmemiz, ondan fazlasını göstermemiz gerekir. Onun Oğuz Civani Hazretleri o suretle bir bina yapmış, 7000 altın da sarf edip her tarafını mükemmel saray yavrusu bir bina yaptı. İçerisinde de tek Kur'an-ı Kerim'i durdurdu. El yazması o. Mükemmel. Ayakta duraraktan, oturmadan, Cenab-ı Hakk'ı tazim ederek sultan karşısına girmiş gibi böyle edeple durdu. O halinde geldiği vakitte Sultan-ı Evliya Şeyhimiz Hazretleri bana dedi ki, Nazım Efendi Hüccevani Hazretleri ilk defa öyle girdi, bir hitap geldi. Tam taharet üzerine olmadan beni okuma diye hitap geldi diyor. O şaşmış o. Çünkü boy abdesti aldı. Ayağı ucuna bakaraktan temiz yeni elbiselerle de gelip kokulanıp geldiği halde tam taharetle değilse bana dokunma. Estağfirullah. La yemessuhu illel mutahharun. Mutahhar manası yani mübalağa ile temizlenmiş kimse. Daha manası içi ve dışı temiz, pak olmuş kimse bize dokunur. Bizi okuyabilir diyerekten. O Kur'an-ı Kerim'i okur. Tam taharet, kamil taharet dediği vakitinde iç ve dışı. Bir defa kelime-i şehadet getir, hitap geldi. Nefsin küfrünü kıracak şehadeti getir. Huzurumuzda imanını yenile ve izhar et. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu. Üç defa getirdikten sonra şimdi küfrün eseri kalmadı. Şimdi iman dairesine girdin. İstiğfar et. Bu huzura layık olmadığına dair bu nefsimizle biz bu huzurda durmaya layık değiliz. İkrara gelip istiğfar ile yüz istiğfar ile huzurumuzda dur diyerekten hitap geldi diyor. Yüz defa da estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bütün işlemiş olduğumuz büyük günah, küçük günah, hata, isyan, nisyan hepsinden de tövbe ettik ya Rabbi. Senin mağfiretini dileriz. Bu bizi günahlardan da temizleyen suyla zahir bedenimiz kelime-i şehadetle sırrımız istiğfar ile ruhaniyetimiz pak olup
zahir kamil taharete yetişmiş olduğumuz halde şimdi o zaman okumaya emir vermiş. Oku şimdi. Benim kelamımı oku. Allah kelamına ne kadar itibar edersen o kadar itibar bulursun. Kur'an-ı Kerim okuması böyle. Mana söylemeyen nasıl? Biz neredeyiz? Kur'an-ı Kerim nerede? Ona mana söylemeye. İşte haddini bilmemezlik buradan başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in harfini görse çok kimseler şimdi Kur'an-ı Kerim yazısını bilmedikleri halde haddini geçip efendim Kur'an-ı Kerim hakkında söz söyler. Ve Kur'an-ı Kerim'in manasından söyler. Elif'i görse mertektir der. Öyle olduğu halde o kadar haddinden dışarı çıkmış insanlar, Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı. Onun için gayet sakınıyoruz ki doğrudan ayet-i kerimeyi söyleyip de mana vermeye bütün büyükler onların yolu söylerler de sohbeti ve nasihati bildirirler. Ve sonra Cenab-ı Hakk'a karşı edep gözeterek bu bizim söylemiş olduğumuz manalara bu ayet-i kerime de işaret ediyor derler. İşaret var bu ayet-i kerimede, bu sözümüze değerekten edep üzerine olurlar. Ayet okuyup manası bu. Maşallah bizim hatipler hep ayet okur. İlk ondan sonra hadis okur. Ayetin manası budur. Hadisin manası da budur. Altı cilt Mesnevi-i Şerif söyledi. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Allah sırrını takdis etsin. Amin. Geçen haftaydı o Şeb-i Arusu. Bize de bir külah giydirdiler o gece. Mevlevi külahı görmedin mi onu? Heh. O mübarek zat Allah sırrını takdis eylesin. O Allah'ın makbul kulu Peygamber aleyhissalatu vesselamın sevgili ümmeti Mevlana bizim de Mevlamız. Evet. Altı cilt Mesnevi-i Şerif söylemiş. O Mesnevi-i Şerif'in içerisinde dikkat edin, bakın bakalım. Ayet okuyup manası budur diyerekten mi söylüyor? Yoksa söyleyip söyleyip sonra bu ayeti kelimeye o kadar ilerledik. Haddini bilmeyiş sözünde, sohbetinde de şaşkın oldu. Çünkü hakikaten izinli kimse yok. İzinli kimse yok. Çünkü izin olmadığı vakitinde haddini nereden bilecek? Şimdi en yüksek dini makam da böyle hutbe okutturuyor. Mana verdiriyor size. Mana veriniz diyor. Ehali anlasın. Bir tek kelime anlasaydı bu millet okuduğumuzdan ne kadar
alim çıkacaktı bütün millet her hafta. Anlaya anlaya, okuya okuya epey alim çıkacak. Hiç haberleri yok. İmam Gazali Hazretleri, Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, bu kadar kibar-ı evliyaullah, büyük evliyalar, hepsi o mana denizlerinden buna işaret oluyor. Buradan alıyoruz. Bu denizdendir bu söylenen sözler diyor. Ya. Onun için okumuş, kimseler çoğalmış, alim kimseler azalmış. Kıyamet alametidir dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. يَقِلُّ الْعُلَمَا وَيَكْثُرُ الْخُطَبَا Alimler azalır, hatipler çoğalır. Hutbe okuyacak adam çok. Mana veriyorum diyor bu ayete. Ayet bu. Manası bu. Hadis bu. Manası bu. Ey ahali anlayın, alışın. Ali de böyle. Aşık Ali. Ve okumuş kimseler tarikat edebini bilmedikleri vakitte Kur'an'a karşı kusur ediyorlar. Hürmette kusur ediyorlar. Peygamber'e karşı aleyhissalatu vesselama ve hadislerine karşı kusur ediyorlar. Biz kimiz Kur'an'a mana vermeye? Hadise mana vermeye. Sen Kur'an bahrinden almaya bak. Verenlerden. Onu peygamber vermeye mezun idi aleyhissalatü vesselam. 23 sene Kur'an-ı Kerim'in manalarından verdi peygamber aleyhissalatü vesselam. Aldı ve nakletti. Şimdiki cahiller 23 senelik Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün hadislerini toplayıp toplayıp bu parmaklarla sayılacak tesbih çeken ya parmaklarla oraya kadar indirdiler. Şaşkınlıklarından. Salahiyetsiz kimseler. Haddini bilmeyen kimseler. Kur'an'a hürmet et, tazim et. Onun için çok korkuyorum ayet okuyup bir şey söylemeye. Çünkü haddimiz değildir. Ama büyüklerin bizim kalbimize aktardığından efendim onlardan size bildirmeye olur. Bir parça dinleyip sizi de haddinde durdurtmaya maksat o. Haddinde durdurtmaya. Kur'an-ı Kerim'e hürmet et. Peygamber hadisine hürmet et. Kur'an-ı Kerim'i anlayıncaya kadar, hadis-i şerifleri anlayıncaya kadar efendim hizmet ver ki himmete eresin. Hizmet veren Allah'a ve Resulüne, onların yollarına hizmet verenlerin kalbine efendim o mana denizlerinden damlalar verilir. O damlalardan içen kimse hakul hayatı bulur. Ölmezlerden olur o. Ölmezlik isteyen, ebedi hayat isteyen Kur'an'dan içecek, hadisten içecektir.
ebedi hayat pınarıdır onlar. Ebedi hayat, hakiki hayat. İçiniz diyor Cenab-ı Hak. İçiniz. Size halal ettim, içiniz. Lakin usulünü bilmiyoruz, içemiyoruz. İçemediğimiz vakitte ölü. Dünyada da ölü kalıyor. Efendim, mahşer gününe de o hakiki hayatı almadan Allah'ın huzuruna öyle geliyor. Çürümüş, çürümüş halinde. Dünyada da öyle, ahirette de öyle çürük kakıyor. Halbuki insanları diriltmek için, ihya etmek için gelmiştir Kur'an-ı Kerim. Aşık Yunus da var. Ne kadar beyitleri var. Hiç durup ayet manası veriyor mu? Hadislerin manası diyerekten veriyor mu? Ayetten, hadisten efendim selsebil ırmağı akıttırıyor onlar. İçenler ihya oluyor. Ya. Mühim olan o. İçirde bilmek. İçirde bilene aşk olsun. Kalmadı. Dolaşıyorum, ülkeleri dolaşıyorum. Bir memleket, iki memleket değil. Efendim, İslam aleminin dolaştıktan mada, efendim, Garp aleminle dolaşıyorum. Belki oralarda gizli bulunursa. Yok. İnsanları bu suretle ihya edecek kimse yok. Bir sürü azı kalabalık insan bulursun. Hatip diyor ya, hatipleri çoğalacak. Hutbe okuyanları çoğalacak da alimleri kalmayacak. Çok buluyoruz onlardan. Lakin insanları Kur'an'ın hikmet denizlerinden, iman denizlerinden, aşk denizlerinden suvarıp diriltecek kimseler yok. Hasılıhu, bu kelamın neticesi, Allah bize edep üzere olmaklığı müyesser kılsın. Amin. Haddini bilmeyi bize kolay getirsin. Amin. Bunu orta Kur'an'dan, hadisten söylemeden Kur'an'a ve hadise efendim karşı edep tavrıyla durmayı bize müyesser kılsın Cenab-ı Allah. Bunlar Kur'an-ı Kerim Efendimizin mübarek lisanından 23 senede tefsir olundu. Tamamlandı. 23 sene olay bir mesele değildir. 23 senede Kur'an-ı Kerim tamamlandı. Zahirde de tamamlandı. Manalarıyla da tekmil oldu. Allah Celle ve Ala Peygamber aleyhissalatu vesselamın pak kalbine onun manalarını döktü. İlâ yevmül kıyamete kadar gelecek bütün insanlara hayat çeşmelerini açtı. Gelip içiniz, yıkanınız, hayat bulunuz diyerekten. Allah peygamberi sayan ümmetlerden eylesin bizi. Amin. O zamanda peygambere karşı edeplerini bozan çok bozuk insanlar var. Allah onların fitnesinden de bizi muhafaza eylesin. Amin. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha. Amin.